Merhaba sevgili Kıbrıs Postası TV takipçileri. Maraş'tayız. Kapalı Maraş'ın açılım sürecinin üzerinden tam bir yıl geçti. 8 Ekim 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya ait olan Demokrasi Caddesi sahil kısmının bir bölümünün açılmasıyla, daha sonra da yeni açılım süreçleriyle birlikte geçen bir süreç var. Kapalı Maraş'ın biliyorsunuz Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinde de zaman zaman konu olan, aslında en önemli unsurlardan biri olan Maraş'ın Bakanlar Kurulu kararıyla açılmasının üzerinden bugün tam bir yıl geçti. Dilerseniz hatırlayalım, bu bir yıllık süreç içerisinde neler olmuştu. Bir yıl geçti dediğimiz gibi bizler de buradan kontrol ederek gidelim, bir hata olmaması adına. Tam olarak 8 Ekim 2020 tarihinde ziyarete açılan Maraş'ın bugüne kadar bir yıl süre içerisinde 245.221 kişi ziyaret etmiş Maraş'ı ve Maraş'ın kapalı bölümünün açılması kapsamında Demokrasi Caddesi ile Kennedy Caddesi 8 Ekim 2020 tarihinde sivil halkın ziyaretine açılmış. Ve ilk gün geçişlerinin rakamlarını verecek olursak 2332 kişi tarafından Maraş ziyaret edilmiş açıldığı ilk günde. Evet, başlangıçta ziyarete açılan bölümdeki yolların asfaltlanması, kaldırımların onarılması, kavşak ve kaldırımlara peyzaj düzenlemelerinin yapılması, sokak ve caddelere solar enerjili aydınlatmaların yerleştirilmesi, emniyetli yürüyüş alanlarının belli olması maksadıyla yol dubalarının yerleştirilmesi ve bununla birlikte bisiklet yolları oluşturulmuştu. Bunlar TOKİ sorumluluğunda gerçekleştirilmişti sevgili izleyiciler. Ayrıca piknik alanı, plaj 2 bölgesi olarak geçen alanda 2 adet ahşap yiyecek ve içecek satış büfesi ve 2 adet soyunma odası, giyinme ve duş kabini inşa edildi bu bölgeye. Evet, Arkın Palm Beach bölgesinde 260 metre, piknik alanı bölgesinde ise 640 metre uzunluğunda sahil şeridi düzenlendi. Halkın hizmetine açıldı ve bu kapsamda 262 adet şemsiye ile 434 adet şezlong sahilde plajlara yerleştirildi. Konya Belediyesi'nin aslında Maraş'ta çok büyük katkıları var sevgili Kıbrıs Postası TV izleyicileri. Konya Belediyesi tarafından 600 adet bisiklet, 1 adet çocuk parkı ve 6 adet seyyar satış büfesi hibe edilmişti bu dönem içerisinde ve Gazi Mausa Belediyesi'nin kontrolünde çalıştırılıyor bu hizmetler şu anda. Yaz sezonunun başlamasıyla plajlara ulaşımı kolaylaştırmak maksadıyla yine Gazi Mausa Belediyesi tarafından plajlara kapı, giriş kapısı ve plaj arasında ring servisi hizmeti de başlamıştı. Ve Maraş'ın halkın ziyaretine açık olan plaj 2 bölgesi olarak adlandırılan bölüme yine KKTC Cumhurbaşkanlığı Koordinatörlüğü'nde açık su yüzme maratonu da icra edilmişti. Etkinlikler de düzenleniyor Maraş'ın açılımıyla ilgili sürecinde bölgede. Yine 20 Temmuz 2021 tarihinde Maraş'ın batısında kapalı bölgenin %3,5'luk bir kısmı pilot bölge olarak seçilmiş ve askeri bölge statüsünden çıkarılmıştı. Bu aslında büyük bir adımdı Maraş'ta ve bu bölgelerle ilgili gelişmeleri de takip edip sizlere aktarıyoruz. Yine aynı tarihte Gazi Mausa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerindeki çay bahçesi ve Bilal Ağa Mescidi temizlenip restore edilerek halkın hizmetine sunuldu. O tarihten beri, yani 20 Temmuz tarihinden beri çay bahçesi aktif bir şekilde ve Bilal Ağa Mescidi aktif bir şekilde kullanımda, hizmet veriyor. Ve yine ayrıca ziyarete açılan Maraş bölgesi turist grupları için düzenlenen turlar bakımından ve yeni evlenen çiftlerin de dış çekim yapmaları için cazibeli bir uğrak merkez haline geldi. Özellikle düğün sezonlarının açılmasıyla, pandemi sürecindeydik biliyorsunuz ve düğün sezonunun başlamasıyla aslında kapalı Maraş birçok yeni çiftin dış mekan çekimlerine de ev sahipliği yaptı. Bugün de burada bir yıl olması nedeniyle bir etkinlik düzenlenecek. Bando takımının girişten çay bahçesine kadar bir etkinliği var ve orada Belediye Başkanı, Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter'e bir plaket takdim edileceği bilgimizde. Ziyaretler devam ediyor. Aslında burada hiçbir aksaklık yaşamadan ve
ziyaret saatlerini de sizlere belirtelim. Sabah 8, akşam 8 saatleri süresince burada ziyaretler devam ediyor. Gelişmeleri, Maraş'la ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler dileriz.